Annelik Sanatı programına hoş geldiniz. Baby Joy dinleyicileri, her hafta olduğu gibi bugün yine çok değerli Ayşe Öner'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Merhaba, hoş bulduk Semiha Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Evet. Geçtiğimiz haftalarda uzun bir süre hastalıklardan bahsetmiştik. Evet, çok da Annelik Sanatı programında. Tam böyle hastalıkların kol gezdiği şu mevsimde. Evet, siz iyileştiniz. Evet, ben iyiyim çok şükür. Çok güzel. Şimdi bugün, yani bu hafta katı gıdaya geçişten bahsedeceğiz. Evet, yine ebeveynlerin, yani annelerin ve anneannelerin, babaannelerin çok hevesli oldukları, bebek o kadar hevesli olmasa bile çok hevesli oldukları, işte aman yedirmeye başla, işte alışsın. Hakikaten de 4 aylık bebekler çok heveslidirler. Ve böyle görünce de onları doğal olarak da biz yedirmeyi seven bir evet, millet olduğumuz hemen için. Hemen başlasın. Sak mı acaba, şimdiden alıştırsak mı acaba gibi bir heves gelir ev ve yakınlara. Oysa ki çok erken, yani 4 ay aslında erken. Anne sütü alan bebekler için gerçekten çok erken bir zaman. Çünkü bu zaman, yani zaten 3. aydan itibaren hani tam oturmuş oluyor emzirme düzeni. 4 ay çok erken. Yani 6 aya kadar zaten anne sütü alması bebeğin yeterli olacaktır. Hatta yani 6 ayda dahi çok ufak miktarlarda, yine işte onları konuşacağız bugün. Ek gıdaya nasıl geçeceğimizi konuşacağız. Evet. Ama hani dişleri ancak göründüğünde, yani 6-8 ay, 9-10-11 ay gibi aylar daha iyi yiyebiliyorlar. 6 ayda küçük küçük miktarlarla başlayabiliyoruz. Evet, şimdi bugün o mevzuyu konuşacağız. Evet. Şimdi bebeğin dil hareketleri aslında önemli. Yani yutma yeteneğini katı gıdalarında verilmesinin ertelenmesi gerektiğini dil hareketinden görebiliyoruz. Eğer bebeğin ağzına açtığında katı bir şey koyduğunuz zaman dilinin ortasına, bunu hemen diliyle geri iter. Daha önceki sohbetlerimizde de hatırlıyorsanız söylemiştik. Evet. Aslında bu boğulmayı da önleyen önemli bir reflekstir. Ve aynı zamanda bebeğin çok erken verilen katı gıdalar sebebiyle oluşabilecek boğulmalarını önlediği gibi, bu refleksi çoğunlukla da 6. ayda, yani 5,5-6. ayda azalır. Yani işte o aylar bize gösteriyor ki çok erken daha onun ağzına bir şeyler vermek için. Ama 6. aydan itibaren bu dil itme refleksi azalıyor. Hatta 4. ayda bile, diyorum ya, istekli oluyorlar. Ağzına konulan şeyi böyle sesler çıkararak yemeyi seviyorlar. Bebeğin 6. aya kadar sadece, yani ağzı değil, üst sindirim organları, ağzı, dişleri, dili, yanakları, dudakları. Aynı şekilde bağırsakları da henüz gelişmemiştir. Yani yeni gelecek maddelere, besinlere, pardon, henüz bebeklerde demiştik ya, geçirgenliği fazladır. Özellikle alerjik gıdalara da dikkat etmek lazım. Hele de bunları daha önce de konuşmuştuk. Ailenin tarihinde alerji geçmişi varsa, mutlaka. Yani çok da acele etmiyoruz başlamak için. Fakat çocuk mamayla besleniyor ise, mamayla beslenen bebeklerde 4 ayda ek gıdalar doktor tarafından önerilebiliyor. Ama anne sütü alıyor ise 6. aya kadar beklemekte fayda var. Çünkü olgunlaşmış bağırsaklar bir immünoglobulin salgılıyor. IgA dediğimiz bir immünoglobulin. Bu da bağırsakların cidarını böyle bir reseptör gibi kapatıyor ve sadece hani onun ihtiyacı olan şeyleri bağırsak geçiriyor. Olmayanları maalesef atıyor. Dışarı atıyor. Maalesef dedim, pardon. Yani dışarı atıyor, bu olması gereken. Ama bundan erken aylarda denediğimizde, işte o zaman maalesef o olmaması, geçmemesi gereken şeylerde bebeğin bağırsaklarından geçtiği için özellikle işte alerjik etkenlere karşı daha hassasiyeti artıyor çocuğun. Bebeğin yani ihtiyaç duyduğu en değerli besin aslında anne sütü. Yani hep bunu konuşuyoruz. Yemeğe hazır olduğunun işaretlerini çocuktan almanız da önemli. Siz hatırlıyor musunuz? Mesela
oğlunuz hangi aylarda böyle yemek için size böyle bir hafızanızı kurcalayın isterseniz. Biz de 6. ayda değil başlamıştık. Yani evet. Genelde 6. ayda evet, çünkü oturabiliyorlar artık 6. Evet. ayda. Evet. Ve biz de onları masaya oturuyoruz. Çünkü yani masa sosyalleşmesi için de çocuğun önemli. Evet. Ve istemeye başlıyor çocuklar. Evet, kesinlikle. Değil mi? Evet. Yani sizin aynen, yediğiniz evet. şeyleri istemeye başlıyor. Hele bir de iştahlı bir çocuksa. Tabağınızdaki yemeğe böyle uzanıyor. kaşığınızı tutuyor. Tutuyor, evet. Size aç gibi bakıyor. İşte bizde bu böyle çocukların hani bir de taklitçiliği var. Annem bizim yaptığımız hareketleri yapıyor. O dönem ağız salgıları da arttığı için. Aa çocuk özendi. Hadi evet. verelim gibi düşünen insanlar çok da erken. O 4 aylık dönem böyle bir istekli evet. olduğu dönemdir çocuğun. Çok erken veriyorlar. Hatta bazen sizin gibi ağzını böyle kocaman açar. Evet, değil mi? Evet, evet. Evet, bunları yapıyor. Fakat bazı bebekler de daha çok oyun, yeni oyunlar keşfetmek çabasındalardır. Mesela elinizdeki kaşığı tutmaya çalışır. O zaman ona bir kaşık verebilirsiniz. Ama bu kaşığı ağzına da sokacağı için bebeklerin eline aslında hani masada ona kullanmak için bir plastik kaşık. Evet. Çok ince olmayan belki değil mi? Evet evet, plastik kaşık daha dişlerini, evet. diş etlerini tabii koruyacaktır. Tabii dişler de bir şey, o dönemde kaşınmaya başladığı, evet. yani diş çıkartma dönemi de olduğu için her şeyi bir de ağzına sokma götürüyor. Refleksi var. Doğru. Aslında biz hani daha önce yine konuşmuştuk. İlk kaşık annenin parmağı olmalı demiştik. Çünkü onlar da baş ve işaret parmaklarını kullanmaya 9 ila 11. aylarda artık başlıyorlar. Böyle hep önüne konulan yiyecekleri parmağıyla, o işaretle baş parmağıyla alıp ağzına atar. Ve bebeğin ilk kaşığı da annenin parmağı olsun diyoruz. Çünkü bu yumuşak, doğru sıcaklık derecesinde ve bebeğin kendisine oldukça tanıdık olan anne parmağı. Dolayısıyla bebeğinizin yemeklerini de parmağınızla kontrol edebiliyorsunuz. Yani çok sıcak ise evet. O zaman bekliyorsunuz. Bir şey daha söylemek istiyorum burada. Galiba bunu refleks olarak yapıyoruz. Hani çok sıcak olan yemeklere üflemek. Evet. Değil mi? Bu hep kesinlikle, yapılır. Evet. Bunu yapmamak lazım. Çünkü üfleme yoluyla da bizim ağzımızda bizi hasta etmeyen ama çocuğumuz için sakıncalı olabilecek bir takım mikroorganizmaları üfleme yoluyla bunu, da. Bu çok yapılıyor. Evet. Bunu anneler sıkça yapıyorlar bir refleks gibi. Ama o esnada da ağzımızdaki mikroorganizmaların yemeğe atlamasına ve bunları da besin yoluyla çocuğa vermemize sebep oluyor. Bir de hani böyle anne ağzına sokuyor. Yani bunu da yapan görüyorum ben böyle çok medeni ve hani yapmayacak gibi gördüğümüz anneler dahi önce bir ağzına götürüp ondan sonra çocuğun ağzına veriyorlar. Bunu yapmamak evet. lazım. Bunu, evet. Yani annesiniz ama ağzınız steril değil. Evet, annelik tabii ki çok özel, insan önce bir kendi hissetmek istiyor ama evet. bu tür ağız yoluyla mikroplar çocuğumuza geçebiliyor. İlk beslenmesinde çocukların en az alerjik olan besinleri kullanmalıyız. Havuç ve patates mesela, havuç, kabak, patates gibi böyle çorba kıvamında önce biraz suluca vermemiz gerekiyor. Bebeğin dudaklarına böyle çok az, yani elle parmakla verdiğimizde hem böylelikle de yemeğin sıcaklığını da kontrol etmiş oluyoruz dedik. Çünkü metal bir kaşık hiçbir zaman çocukların hoşuna gitmeyecek soğuklukta evet. ve tadı sert da bir belki nesnedir. Tadından hoşlanmayacak. Rahatsız olabilir. Çok sıcak olan yemeği yine soğutmak ve beklemek gerekiyor demiştik. Kaplanmış kaşıklar iyi başlangıç için uygun olan kaşıklar. Yumuşak köşeli plastik kaşıklar ise en iyisi oluyor. ve düşme veya vurma zamanında da, çünkü bazen kaşığı alıp böyle tak 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 vurduğu için, yere attığı için en az ses çıkaran
biliyorsunuz. Plastik kaşıklar, kırılmaz plastik tepsiler kullanmak ve sandalyenin tepesinin büyüklüğünde olabilir ve böylece yemeğin yere dökülmesini önlemiş de oluyoruz. Evet. Ama zaten hani çocuktan çok yer yiyor biliyorsunuz. O yemek yerken bir yandan ağzına bir yandan da avuçlayıp yerlere atıyor. ama böyle böyle öğreniyorlar onun için. İlk beslenmede de en az alerjik olan havuç ve patates, tatlı patates de bulabilirlerse anneler olabilir. Kabak gibi. Böyle ilk beslenmelerini çok tatlı meyveler tercih etmiyoruz. Çünkü o zaman hani tatlı alışkanlığı olabiliyor. Evet, onun için hani sebzeyle yine katı katı gıda ama çorba kıvamında olacak. Evet. Çünkü bebek bunu hissettiğinde işte bir miktar belki ağzının içinde çevirmeyi öğrensin istiyoruz. Daha sonra da buna alıştıktan sonra biraz daha kıvamlı hazırlayıp daha katı böyle ağzının ağzının ortasına bir lokma koyuyoruz. Ve bebeğin verdiği tepkiyi izlememiz gerekiyor. Evet, ilk seferinde. Evet. Eğer yiyeceği tebessümle götürüyor ise ve hoşuna gitmişse hazır ve bunu istiyor anlamına geliyor. Eğer yiyecek ağzına konduğunda hoş olmadığını belirten bir yüz ifadesi ile geri çıkarıyor ise henüz bebek hazır değildir anlamına geliyor. Yani 6 ayda bu doktor verdi illa da başlayacağız gibi bir stres yapmamalılar değil anneler kendilerine. Değil mi yani öyle bir süre var mı bir süreç? 6 aydan sonra mutlaka başlamalıyız. Yani katı gıdaya başlıyoruz ama hani biraz da bebeğin hazır. Çünkü her çocuk farklı olabiliyor. Evet, ya istemezse mesela çocuk. İstemezse bekleyelim biraz. Demek ki emzirmeye devam edeceğiz. Evet, yani emziriyoruz. Hani bir küçük kaşık yine parmağımızla, parmağımızı alarak emmesine ve o tadı öğrenmesine yardımcı olabiliriz. Bazen tabii ilk denemeyi çok da ciddiye almamak lazım. Hani tekrar bir saat sonra deneyebiliriz. Bazen de bebek ağzı açık dilinin ortasında bir lokma yemekle şaşkın şekilde oturuyor ise... Onun beklemek yani daha sonra geliştiğinde yine işaretler çocuk bize vermeye başlayacaktır. Bazen bebek mesela ilerleyen günlerde bir gün bir kavanoz hani böyle kavanoz ölçümüz olsun küçük kavanozlar var ya. Bir kavanoz yemeği ona yapmış olduğumuz yemeği yiyebilir ama ertesi günde bir kaşık yiyebilir. Yani bu çok değişken. Onun için anneler dün ne güzel yemişti. Bugün bak, yemiyor. Veya bak bu yemeği sevmişti. Ama bugün birkaç gün sonra yaptığında yemiyor. Neden yemiyor gibi kaygılanmalarına gerek yok. Çocukların da değişebiliyor tercihleri. Aslında bir besin günlüğü tutmalarını biz tavsiye ediyoruz annelere. Yani mesela en sevdiği yemekleri 4 kategoriye ayırmak faydalı. Birinci grupta bebeğinizin sevdiği yiyecekler olmalı. Yani hangi yiyecekleri severek yiyorsa. Evet, ikinci gruba hani deneme yanılma yöntemiyle sevip sevmediğini anladığımız yiyecekleri koyuyoruz. Üçüncü gruba da muhtemel alerjik yiyecekleri veya alerji belirtileri veren yiyecekleri koyuyoruz. Son gruba da bebeğinizin az miktarda yediği zaman kendisine zarar vermeyen yiyecekleri eklemek lazım. Besin günlüğü hem sizin hem de bebeğinizin besin tercihlerini ve her gelişme devresindeki kapasitesini de öğrenmesine yardımcı oluyor. Yani annenin böylelikle orada görmüş olduğu besinlere göre bebeğin hem tercihlerini hem de beslenme kapasitesini bu şekilde görebiliyor. Ayrıca bebeği beslerken her iki tarafta bundan zevk almalıdır. Yani bebeği besleme zamanları böyle çok aceleye getirilmemeli. Hiçbir zaman yani sütle mesela önce emzirip arkadan hemen yemek yedirmek veya yemek yedirip hemen arkadan süt içirmek de çok doğru değil. Doğru değil. Evet diyoruz mesela çocuğunuz bir kaşık bir şey yedi ama oradaki miktarlar zaten çok az. Ama yine de aradan bir süre geçmesi gerekiyor. Çünkü hani bazen yediği besinler anne sütündeki demirin emilimini engelleyebiliyor. Onun için hemen arka arkaya vermiyoruz ama beslenmeden bir süre sonra çocuğu emzirmeyi de deneyebiliriz.
Bir de en uygun zamanı seçmek gerekiyor. Yani çocuk için. Mesela mama alan bebeklere sabah ek gıdayı vermek. Hı hı. Yani ek gıdaya geçtiğimizde sabah saatlerinde vermeyi tercih edebiliriz. Ama emziren anneler de akşam saatlerini tercih etmeliler. Hmm. Çünkü emziren annelerin sütü çok olduğu için sabah evet. saatlerinde hani hmm. akşama doğru emzirmek azalıyor daha. İse çocuğa şey yapabiliriz. Akşam saatlerine doğru katı gıdaları vermeye çalışmalıyız. Biraz önce de söylediğimiz gibi beslenmeyi acele işimizin olmadığı zamanlarda yapmayı tercih edelim. Çünkü beslenme çok zaman alıyor. Evet, yani çok aceleci olmamak lazım çünkü uzun zaman alıyor çocuğu beslemek. Çünkü onlar yemekle oynuyorlar, yemek yediklerini bazen dışarı çıkarıyorlar, döküyorlar, etrafı ve üstüne bulaştırıyorlar, düşürüyorlar ve fırlatıyorlar. Ama bebekler böyledir, yani ilk defa biraz oyun gibi aslında evet. onlar için yemek yemek. Ve bebek masada bizimle birlikte yemek yerken, katı gıda sunarken o şöyle de düşünebilir: annem bana yeni bir şey veriyor. Ve yeni bir şey anneden denemek onu tabii ki keyiflendirecek. Ve çocuğa mutlaka söylemek lazım, yani ne veriyorsak ona. İşte bak Ali veya Ayşe havuç geliyor şimdi ağzımı aç. Ben hep onu yapardım ama bu doğru bir şey. Siz de belki çocuğunuza yemek yedirirken farkında olmadan kendi ağzınızda açtığınızı hatırlıyor musunuz? Yani ben hep çocukların ağzına bir şey götürürken daima refleks olarak ağzımı evet, açardım yapılıyor. Ama bu iyi bir şey. Yani çocuğa aynı zamanda sizi taklit ettiği için evet. ağzını onda da aynı şekilde aç şeklinde evet. Bunu aç ağzını bakayım. Evet, yani aslında bunu yapmak iyi bir şey ama zaten insan dediğiniz gibi refleks olarak yapıyor. ve o da hani sizi görerek eğer istekliyse de açık eller ve açık bir ağız bebeğin yeme için hazır olduğunu gösteren vücut dili oluyor. Evet. Fakat burada dur işaretlerine de dikkat etmek gerekiyor. Nasıl? Yani kapalı bir ağız ve kafasını sağa sola annelerin sallamak. Annelerin pek sevmediği bir hareket. Ama burada çok ben biliyorum böyle çocuğun çenesini tutup ağzını evet, açarak. Burnunu sıkarak ay, bile. Ay çok korkunç şeyler. Yani bu o kadar ya. Kötü, o kadar olumsuz. Böyle yapan anneler bilsinler ki o çocuk bir daha yemek yemez. Yani bunu sakın yapmasınlar. Bıraksınlar çocuğu. Evet. Ve hani bir de böyle çok hızlı yedirmek de hani ama yiyiversin yani. Düşüncesiyle arka arkaya çocuğun ağzına evet. ve çoğunlukla da bu esnada onu oyalayacak birisi de oluyor. Evet. Bunlar aslında çok yanlış. Çünkü çocuk orada yediğinin farkında olmuyor. Evet. Ne yaptığını Semih Hanım. Sanki farkında ha, değil, yani, değil mi? Ha, sadece yutuyor çocuk evet. o esnada televizyon ha, mesela açarak. Görev gibi açarak. Yapması gereken bir şey gibi evet. onu sürekli hızlı bir şekilde ve bazıları da ağzında biriktiriyor değil mi? Biriktiriyor ve kusuyor evet, falan. Yani niye bu kadar zorlayarak çocukları yedirmeye? Bu yemek yedirmeye? Konusu bizim ülkemizde böyle en büyük sorunlardan evet. bir tanesi. Yani beslenme. Evet ve sonra biz çiğneme özürlü insanlar oluyoruz. Evet ileriki yaşantımızda da böyle hızlı hızlı yiyip doyduğumuzu anlamıyoruz. Ve hem sindirim biliyorsunuz ağızda başlıyor. Evet. Çiğnemenin önemi ne kadar hep okuyoruz, işte anlatıyorlar. Beslenme uzmanları, evet. doktorlar, gastroenterologlar. Fakat işte bu şeyi, o hızlı çiğnemeden yutmayı bize maalesef bebekliğimizde öğretiyorlar. Evet, evet. Onun için aman buna çok dikkat. Yemesin. Hep onu söylüyorum ya. Yememiş de ölmüş bir çocuk istatistiği yoktur. Yok değil mi? Onun için bırakın onu yedirtmek için de zorlamayın. Bazı bebekler 9-12. Aylar arasında olmalarına rağmen bile katı gıdalara çok ilgi duymazlar. Mesela benim öyle bir çocuğum vardı, İskender. Annesi onu 3 yaşına kadar emzirmişti. Ve şimdi kocaman bir delikanlı. Mesela annenin o kadar çok sütü vardı ki her sabah bize böyle şey bırakırdı. Yani 10 torba süt bırakırdı. Gerçekten. Yani bizde ziyan olmasın diye onu İskender'e verirdik. Fakat hani katı gıdaya
geçişi uzun zaman aldı ama sonra iştahla her şeyi de götürdü. Sağlıklı bir çocuktu değil mi? Tabii şimdi yani 1.83 boylarında falan muazzam yakışıklı bir delikanlı oldu. Ne güzel. Onun için yani inanın bir eksiklik olmuyor. Olmuyor değil ve mi? Ve Neslihan Hanım da annesi de hala tabii ben görüşüyorum böyle zaman zaman çocuklarımla. Neslihan Hanım da çok hani zaten anne baba büyütürse o kadar ısrarcı olmuyorlar. Değil mi? Ama çevredeki insanlar galiba annelerin ve babaların kafasını karıştırıyor. Çoğunlukla da bunlar işte anneanneler, babaanneler işte sen yediremiyorsun, dur ben yedireyim, sen bana bir getir gibi böyle anneyi rahatsız eden mesajlar veriliyor. Ve bu da annelerde kötü anne oldum, bak yediremiyorum. Evet. Bir takıntıya ve çocuğunun işte zorla yemesine, hatta fast food yediren anneler var. Yani çocuğun onu pek yesin diye. Yiyebiliyor diye evet, değil mi? Yani, evet. Yani çok üzüntü verici. Evet. Onun için yani kontrol çalışmaları da bir de mesela akşam saatlerinde uykusu işte iyi olsun diye bebekleri geç saatlerde katı besin veriyor anneler. Ve iyi uyur düşüncesiyle bunu veriyorlar. Fakat bebeğin bu yapılanın tam aksine uyku zamanlarından hemen önce doyurulan bebekler yatmadan önce karnı çok doyurulmayan bebeklere göre gece boyunca daha az uyuyorlar. Öyle mi? Evet. Onun için de şimdi ben, bu yanlışı yapmayalım. Evet, yetişkinlerden de örnek verdiğimiz zaman yani mesela ben hemen bir şey yiyip acıktım diyelim gece geç saatte yiyip direkt uyuyamam mesela. Evet. Değil mi? Zaten yani yeseniz uyusanız da hani o midenizin ağırlığıyla, çünkü birçok insan yemek yiyip uyuyacağını düşünür. Ama bu çok sağlıksız bir uyku. Evet. Ya kabus görürsünüz ya da midenizde taşlaşmıştır o besin ve sabah kalktığınızda kötü mide ağrısı çekersiniz. Evet. Evet, evet. Evet Ayşe Hanım, çok güzel bilgiler verdiniz. Haftaya tekrardan devam edecek miyiz? Bu da böyle yine uzun uzun konuşacağımız bir mevzu Semiha Hanım. Evet. Evet Baby Joy dinleyicileri, annelik sanat programının sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikteyiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.